Müstehcen görüntülere bakmak beyni küçültür mü? Uyuşturucu ve alkolün bedene olan zararı bilinmektedir. Mesela alkol bir nörotoksindir, bedene ve beyin yapısına kalıcı hasar verir. Peki bu durum diğer bağımlılıklarda nasıldır? Max Planck Enstitüsü'nden Dr. Simon Kuhn ve Berlin Karité Psikiyatri Kliniği'nden Dr. Jürgen Gallinat aşırı müstehcen görüntü tüketiminin beyinde ölçülebilir iz bırakıp bırakmadığını araştırdılar. Her şeyden önce bu bağımlılığın diğerlerinde de olduğu gibi beynin ödül mekanizmasını değiştirdiğini tahmin ediyorlardı. İleri bir nöro görüntüleme tekniği olan fonksiyonel MR yöntemiyle 21 ila 45 yaş arası 64 sağlıklı erkeğin beyin yapısı ve beyin fonksiyonları analiz edildi. İlk olarak yapılan bir anketle katılımcıların haftalık müstehcen görüntü tüketimi tespit edildi. Sonuçlar, katılımcıların haftalık ortalama 4 saat bu görüntülerle meşgul olduklarını gösteriyordu. Deneye katılanların 3'te 1'inde bağımlılık riski olduğu ama henüz tam olarak bağımlı olmadıkları gözlendi. Müstehcen görüntü tüketimi fazla olan katılımcıların aynı zamanda cinsel ilişki bağımlılık oranının yüksek olduğu, daha çok içki tükettikleri ve daha fazla depresyona girdikleri tespit edildi. Haftalık daha fazla müstehcen görüntü tüketimi olan kişilerin MR verilerinde beynin sağ striatumundaki gri maddede azalma fark edildi. Yani bu şekil içeriklerle ne kadar fazla ilgileniliyorsa beyindeki gri madde o nispette azalmaktadır. Araştırmacılar aynı fenomeni alkol ve internet gibi diğer bağımlılıklarda da buldular. İkinci bir deneyde katılımcılardan MR cihazında bazı resimlere bakmaları istendi. Resimlerin yarısı müstehcen görüntü içermekteydi ve bu resimler geldiğinde beyindeki striatumun aktifleşmesinde bir artış tespit edildi. Ancak şahıslarda haftalık müstehcen görüntü tüketimi çoğaldıkça bu aktifleşme oranı azalmaktaydı. Görünüşe göre sık tüketicilerde bu tarz görseller artık çok fazla etki oluşturmamakta, anlaşılan zamanla hassasiyetlerini kaybetmektedirler. İşte bu katılımcılarda aynı zamanda sağ striatum ve sol dorsolateral prefrontal korteks bağlantısının zayıfladığı görüldü. Prefrontal korteks, kısaca PFC, beynin yönetmeni gibidir. Motorik görevlerinin ötesinde dikkatimiz, düşünmemiz, karar vermemiz ve planlamamızdan sorumludur. Bir şeye çok sevindiğimizde, mesela en sevdiğimiz takım gol attığında beynimiz bir sinyal taşıyıcı kimyasal olan dopamin salgılar. Bu madde beynin farklı bölgelerine dağılır ve böylelikle mutluluk duygusunu artırır. Beynimiz müstehcen görüntülerde de aynı şekilde çalışır. İçki ve uyuşturucudaysa bu hadise kimyasal bir şekilde meydana getirilir ve kalıcı zarar bırakır. Prefrontal kortekse olan bağlantı zaafından dolayı aynı mutluluk hislerine ulaşabilmek için dopaminin dozaj ve yoğunluğunun sürekli artırılması gerekir. Bu sebeple sürekli daha fazlasına istek ve sonunda bağımlılık oluşur. Müstehcen görüntülerle sürekli aşırı tahrik edilen beyin, ödül mekanizmasının körleşmesine sebep olur ve bu da onun faaliyetlerini azaltır. Bu tüketim, striatumun aşırı kullanımına yol açar. Striatum, insanın motivasyonu, duyguları ve düşünmesi için önemlidir. Yani ödül hormonları için gayret göstermemizi ve motiveli kalmamızı sağlar. Ancak bu aşırı kullanımsa unutkanlığa, dikkat bozukluğuna ve iş yapma isteksizliğine sebep olmaktadır.